Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Peki bu videomuzda ne işleyeceğiz, neler anlatacağız size? Tabii ki de büyüme ve gelişme gördüğünüz gibi. Büyüme ve gelişmenin tüm evrelerini ben resimlendirerek çizdim. Daha sonra işte hani video anlatımı sırasında bu vaktimiz kaybolmasın diye önceden bazı yerlerini ayarladım. Şimdi arkadaşlar, büyüme ve gelişme nedir? Bir kere ikisi de farklı şeylerdir. Bunu anlamamız gerekiyor. Zaten biz bu eğitim psikolojisinde, hani eğitimde psikoloji anlatıyor ya, gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi. Özellikle gelişim psikolojisinde büyüme ve olgunlaşma var. Büyüme ve olgunlaşma nasıl birbirinden farklıysa büyüme ve gelişme de birbirinden farklıdır arkadaşlar. Gelişme aslında bir nevi birazcık olgunlaşmaya denk geliyor diyebiliriz. Şimdi büyüme nedir? Büyüme bireyin hacimce artışıdır arkadaşlar. Yani tamamen nicel olaylarla gerçekleşir büyüme olayı. Boyumuzun uzaması, parmaklarımızın uzaması, aynı şekilde kilo artışı, bunlar nedir? Büyümedir. Peki gelişme nedir? Gelişme de bu organların kullanılabilecek hale gelmesidir. Büyüme hacim olarak, işte boy olarak artışımız. Gelişme de arkadaşlar organların kullanılabilecek hale gelmesidir. Olgunlaşma ise kullanmamız, tamamen onu artık kullanmamızdır arkadaşlar. Yani aslında gelişme ile olgunlaşma hani birazcık birbirine yakındır diyebiliriz. İkisini de aynı olarak da kabul edebiliriz belki de. Şimdi isterseniz ilk önce büyüme nedir, gelişme nedir yazalım. Bireyin hacimce artışı. Gelişme ise arkadaşlar neydi? Organların kullanılabilecek forma gelmesi. Yani şöyle düşünün, mesela kalbimiz, anne karnındayken ilk olarak çalışan organımız kalbimizdir. Arkadaşlar kalbimizin büyümesi, yani kalbimizin işte oran olarak büyümesi, daha sonra işte hacim olarak artması bir büyüme olayıdır. Ama kalbin atmaya başlaması tamamen ne ile ilgilidir? Gelişme ile ilgilidir. Hatta olgunlaşmayla ilgilidir diyebiliriz. Evet, gelelim. Büyüme ve gelişmeyi anlattıktan sonra şimdi büyüme ve gelişmenin olabilmesi için döllenmenin olması şarttır arkadaşlar. Peki döllenmeyi de hatırlarsanız bir önceki videoda anlatmıştım. Döllenme oldu diyelim ki, gelişme nasıl olacak? Arkadaşlar şimdi biz döllenme ve gelişme tiplerini göreceğiz. Hatırlarsanız daha önceki videolarda bunlardan bahsetmiştim. Burada tekrar bahsedelim. Hem hatırlamış oluruz, daha iyi olur. Şimdi bakın, ilk olarak ovipar canlılardan bahsedeceğim. Neydi ovipar canlı? Gelişimini vücut dışında tamamlayan canlılardı arkadaşlar. Bunlar iç döllenme de yapabilir, dış döllenme de yapacak. Ama gelişimi ana canlının vücudunda gerçekleşiyorsa, vücudunun dışında gerçekleşiyorsa biz buna ovipar canlı diyoruz. Bakın, iç ya da dış döllenme sonucu, dış döllenme sonucu gelişimini ana canlının vücut dışında gerçekleştiren canlılardır. Bunlar en iyi örnek kimlerdir? Tabii ki mesela balıklar, kurbağalar, değil mi? Balık, kurbağa. Hatta sınıflandırmada bahsetmiştim bunlardan. Balık, kurbağa. Bunlar arkadaşlar en iyi örnekleridir. Gelelim vivipar canlılara. Vivipar canlılar da gelişimini anne vücudunun içerisinde tamamlıyor arkadaşlar. Burada ihtiyaçlarını ana canlıdan sağlıyor. O zaman yazalım. Gelişim ana canlının vücudunda olur. Vücudunda olur. Besin ihtiyaçları, ya da şöyle diyeyim, ihtiyaçlarını anneden karşılar. Vivipar canlı da bu. Şimdi geliyoruz ovovivipar canlılara veya ovovipar canlılara arkadaşlar. Bunlar da ikisinin birleşimi gibi düşünün. Bakın bunlar ne yapıyor? Bunlar iç döllenme yapıyorlar. Gelişimi anne canlının vücudunda gerçekleşiyor ama gelişme esnasında anneden besin veya diğer maddeleri almıyor arkadaşlar. Bunu örnek olarak köpek balığını veriyoruz. Sadece anne ne yapıyor? O yavruyu koruyor. Bakın, sadece koruma görevi var. Besleme görevi yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla ikisinin karışımı gibi düşüneceksiniz ovovivipar için. Gelişim
Gelişim ana canlının vücudunda olur. Vücudunda olur. Fakat besin ihtiyacı anneden karşılanmaz. Buna örnek olarak da arkadaşlar köpek balığını veriyoruz. Köpek balığı. Anne canlı ne yapıyor? Sadece onu koruyor arkadaşlar. Bu arada vivipar canlılara mesela memelileri örnek verebiliriz değil mi? Anneden karşılıyorlar ihtiyaçlarını. Evet, ovipar, vivipar ve ovovivipar canlılarımız bu şekildedir. Gelelim şimdi büyüme ve gelişmenin evrelerine. Arkadaşlar zigot oluştuktan sonra ilk gerçekleşen evre segmentasyon evresidir. Segmentasyon evresinde neler gerçekleşiyor bunlardan bahsedelim. Şimdi segmentasyon evresinde bakın hani döllenme sonucunda zigot oluştu ya, şu bizim zigotumuz. Zigot oluştuktan sonra boyutu değişmeden, bakın aynı boyutta, boyutu değişmeden sürekli bölünmeler geçirir arkadaşlar. Biz bu yüzden buna segmentasyon diyoruz. Segmentasyon zaten bölünme anlamında kullanılıyor. Mitoz bölünmelerle arkadaşlar sürekli hücre sayısı artıyor ama hücrenin hacmi aynı. Yani aynı büyüklükte, sadece sayı artıyor. Dolayısıyla oluşan her bir hücreye biz blastomer diyoruz. Şu oluşan hücrelerin her birine blastomer. Mesela bu ikili blastomer. Mesela şu dörtlü, şurada da bir tane var arka tarafta. Dörtlü blastomer. Dörtlü blastomer. Sonra arkadaşlar mesela şu sekizli blastomer. Sekizli blastomer. Ve şuraya geldiğimiz zaman tabi burada hani biraz daha şekil değişik olmuş ama işte 16'lı, 32'li, 64'lü bu şekilde aritmetik bir şekilde artıyor. En son ki yapıya da biz bakın böyle dut görünümünde görülüyor. Biz buna da morula diyoruz artık. Zaten morula haline geldiği zaman ne yapıyor arkadaşlar? Anne rahmine tutunuyor artık. Hatırlarsanız bir önceki derslerimizde anlatmıştım ben size. İşte menstrual döngü sırasında da anlatmıştım arkadaşlar. İşte şu blastomer evrelerini Fallopi tüpünde gerçekleştirirken morula evresine geldiği zaman ne yapıyor? Anne karnına yerleşiyor artık, oraya tutunuyor. Şimdi peki burada neler gerçekleştiğini kısaca anlatayım. Arkadaşlar burada sürekli mitoz bölünmeler gerçekleşir ve çok hızlı bir şekilde gerçekleşir. Dolayısıyla burada G1 ve G2 evreleri görülmüyor. İnterfazın G1 ve G2 evreleri vardı hatırlayın. Burada bazı hazırlıklar yapılıyordu. Bir de S evresi vardı. S evresi DNA'nın eşlendiği evreydi. G1 ve G2 evreleri yok. Sadece S evresi görülür. S evresi de zaten hani DNA'nın eşlendiği evre olduğu için diğerleri gibi hani böyle uzun da sürmez arkadaşlar. Dolayısıyla S evresiyle birlikte diğer mitoz evreleri gerçekleşiyor ve hücre hızlı bir şekilde bölünüyor zigot. Zigot bölündükten sonra arkadaşlar ilk önce ikili blastomer, sonra dörtlü, sonra sekizli, 32, 64 derken ne yapıyor? Morula'ya kadar dönüşüyor arkadaşlar. İşte şu evreye biz ne diyoruz? Segmentasyon evresi diyoruz. Morula zigottan daha hafiftir. Neden daha hafif? Neden? Çünkü bunlar bölünürken içerideki besini kullanıyorlar. İçindeki besini, yani sitoplazmada bundan besini kullandıkları için hani bunu enerjiye harcıyorlar sonuçta. O enerjide arkadaşlar bir kayıp olarak ortaya çıkıyor. Besin de gelmiyor bir yerden. Dolayısıyla morula zigottan daha hafif oluyor. O zaman yazalım isterseniz birkaç tane özelliği. Şöyle diyelim. Zigottan sonra çok hızlı bir şekilde mitoz bölünmeler görülür. Mitoz bölünmeler görülür. G1 ve G2 evreleri görülmez. Sonra arkadaşlar şunu da yazalım. Hücre büyüklüğü aynı kalacak şekilde küçük hücreler oluşur. Yani burada hücre büyüklüğü aynı kalacak şekilde derken toplamında aynı büyüklüğe sahiptir. Sadece daha küçük küçük hücrelere bölünüyor. Sonra arkadaşlar
2, 4, 8, 16, 32, 64'lü şekilde blastomerler oluşur. Blastomerler oluşur. Son olarak morula oluşur. Şunu da yazayım. Morula zigottan daha hafiftir. Zigottan daha hafiftir. Evet, bu şekilde segmentasyon evresinde bitirmiş olduk arkadaşlar. Segmentasyonla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi gelelim bir diğer evremize. Bu arada segmentasyon tiplerini anlatacağım tabii ki önce. Sonra diğer evremize geçeceğiz. Arkadaşlar, nedir segmentasyon tipleri? Bakın, şekil olarak çizdim. Şimdi tanımlarını vereceğim. Şimdi bu bizim zigotumuz. Zigot. Sonra bunlar arkadaşlar ikili blastomer. İkili blastomer. Şu dörtlü blastomer. Dörtlü blastomer. Şu da nedir? Sekizli blastomer arkadaşlar. Sekizli blastomer. Bakın, bu şekilde gidiyor. Bunlar nasıl bölünüyor biliyor musunuz? Her hücre birbiriyle eşit olacak şekilde bölünüyor. Bakın, hücreler eşit büyüklükte. Eşit büyüklükte. Yani buradaki bölünme gerçekleşirken bölünmeler tam merkezden gerçekleşiyor arkadaşlar. Peki bu hangi yumurtada görülüyor? Alestal dediğimiz yumurta tipi vardır arkadaşlar. Alestal yumurta tipinde ve holoblastik segmentasyon olarak görülüyor. Holoblastik eşit şekilde bölünme anlamında kullanılır. O zaman yazalım. Alestal yumurta tipinde holoblastik segmentasyon görülür. Şimdi burada diyeceksiniz ki hocam, alestal yumurta ne? Alestal yumurta vitellüsü tam ortada olan yumurtadır arkadaşlar. Alestal yumurta mesela bizim o yediğimiz yumurta da tam ortada olan yumurtadır. Alestal yumurta bu şekilde. Bazılarında vitellüs daha üst tarafta oluyor. Ona göre bölünme gerçekleşiyor. Bazılarında arkadaşlar farklı şekillerde, yani vitellüs tamamen alt kısmı kaplamış. Üst tarafta sadece yumurta beyazı var. O şekilde görülebiliyor. Şimdi gelelim ikincisine. Şimdi bakın, ikincisinde de aynı şekilde, bakın bu zigottur. Zigot. Bunlar arkadaşlar ikili blastomer. İkili blastomer. Şu dörtlü blastomer. Burada ise şimdi 8'li blastomer oluşmuş, ama şimdi ben şundan bahsetmek istiyorum. Bakın, burada bölünme eşit değil. Çünkü neden? Arkadaşlar, bunun yumurta sarısı dediğimiz o vitellüs kısmı üst taraftadır. Üst tarafta olduğu için bölünme vitellüse göre gerçekleşiyor zaten. Yani sitoplazma gibi düşünebilirsiniz hani. Vitellüse göre gerçekleşiyor. Bu yüzden de üst taraftakiler mikrohücre ya da mikromer. Alt taraftakiler de ne oluyor? Makromer oluyor arkadaşlar. Çünkü bunlar, üst taraftakiler küçük hücreler, alt taraftakiler de büyük hücre oluyor. Bu yumurta tipleri tamamen vitellüsün bulunduğu kısma göre isimlendiriliyor. Eğer ki üniversitede aldıysanız embriyoloji dersini, orada da muhakkak hatırlarsınız, görmüşsünüzdür arkadaşlar. O zaman bunu da yazalım. Bu da hafif telolesital. Hafif telolesital. Telolesital. Yumurtada holoblastik segmentasyon görülür. Holoblastik segmentasyon görülür. Segmentasyon görülür. Burada arkadaşlar eşit değildir, bakın. Eşit değil. Yani buradaki hücre bölünmeleri eşit değildir tabii ki. Gelelim şimdi üçüncüsüne. Şimdi üçüncüsünde şöyle bir durum var. Üçüncü yumurta tipimizde. Arkadaşlar, şu kısım var ya, bu kısım vitellüstür. Bakın, vitellüs tamamen nerede? Alt kısımda. Hücreler nerede olacak? Üst kısımda. Yani çekirdek nerede olacak? Üst kısımda olacak. Dolayısıyla üst kısımda bölünme olur. Vitellüs kısmında da bölünme var. Ama vitellüste bölünme daha fazla olur arkadaşlar. O zaman şöyle yazacağız. Bakın, bu bizim zigotumuz. Zigot. Arkadaşlar, zigottan sonra işte bunlardan ikili blastomer, dörtlü blastomer şeklinde söyleyemiyoruz. Çünkü bunlar da bölünme tamamen eşit olmayan bir şekilde gerçekleşiyor. O yüzden burada sadece şunu söyleyeceğiz. İleri telolesital.
Bakın bu hafif telolesital yumurtaydı. Bu da ileri telolesital yumurta tipinde vitellus çok fazladır. Bakın yumurta neredeyse yumurtanın yarısını kaplamış arkadaşlar. Vitellus çok fazladır. Meloblastik segmentasyon görülür. Meloblastik segmentasyon görülür. Arkadaşlar bunların da sadece vitellus kısmında segmentasyon olayı gerçekleşiyor. Gelelim sonuncusuna. Sonuncusuyla ilgili bir şekil bulamadım ben. Hem baktığım kitapta yoktu hem de internetten de baktım bulamadım. Bu da centrolesital yumurta tipleri var. Centrolesital aslında vitellüsün tam merkezde olduğu lesitallerdir. Yani tam merkezde olduğu yumurtalardır. Şimdi diyeceksiniz hocam alestalde de öyle şekilde dediniz. Alestalde de öyledir ama centrolesitalde arkadaşlar farklı bir bölünme gerçekleşiyor. Süperfasiyel segmentasyon dediğimiz segmentasyon şekli görülüyor. Dediğim gibi ben bulamadım internetten falan ama siz bulursanız mutlaka bakın centrolesital yumurtaya. Centrolesital yumurta tiplerinde süperfasiyel bölünme görülür. Süperfasiyel yani segmentasyon görülür. Arkadaşlar bunun en iyi örneği de böcekler. Böceklerde bu bölünme vardır. Dolayısıyla centrolesital yumurta onlarda bulunur. Evet, böylece segmentasyon tiplerinde görmüş olduk. Ben segmentasyon tiplerinin karşımıza çıkarsa bile şu ilk ikisinden çıkabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ya da işte 2 ve 3'ten çıkabileceğini düşünüyorum. Dördüncüsünden çok fazla çıkacağını düşünmüyorum. Ama ÖSYM'ye baktığımda ÖSYM burayla ilgili, daha doğrusu böyle genel olarak üreme ile ilgili çok daha hani fazla soru sormamış. Dolayısıyla arkadaşlar çok fazla da soru beklediğim bir yer değil. Ama belli olmaz. Bakarsınız bu sene soracağı tutar. Gelelim şimdi ikinci evremiz blastula evresine. Segmentasyonu anlattık. Şimdi blastulaya geçiyoruz. Arkadaşlar blastula evresinde şöyle bir olay gerçekleşiyor. Bakın şekil bu şekilde. Birazdan anlatacağım üzerinde neler olduğunu. Arkadaşlar morulamız vardı ya hani bizim morula. Morulanın ortasında bulunan hücreler zamanla eriyorlar. Ve etrafında şöyle tek sıralı hücrelere sahip ortası boş bir yapı oluşturuyorlar arkadaşlar. Bu blastulanın ortasında bulunan boşluğa biz ne diyoruz? Blastosöl diyoruz. Yani bakın şuradaki boşluk neymiş? Blastosölmüş. Blastosöl boşluğuymuş. Şuradaki hücreler de arkadaşlar dış hücreler. Dış hücreler. Peki sonrasında ne olmuş? Sonrasında arkadaşlar bu arada blastosel için şunu söyleyeyim. Blastosel birinci karın boşluğudur. Yazayım hatta şöyle. Birinci karın boşluğudur. Sonrasında ne oluyor arkadaşlar? Embriyonun sonraki evrelerinde bu blastosel kayboluyor. Yani direkt karın boşluğuna dönüşmüyor. Biz birinci karın boşluğu diyoruz ama sadece hani geçici olarak var olan bir şeydir. Sonradan kayboluyor arkadaşlar. Embriyo bu evrede tabii ki döl yatağına tutunuyor. Hani dedik ya morula evresinde artık yavaş yavaş gidiyor diye. Bu evrede artık arkadaşlar tamamen döl yatağına tutunuyor. Embriyo üzerinde arkadaşlar bazı olaylar gerçekleşiyor. İşte blastuladaki iç hücre topluluğu vardır. Bakın şurada iç hücre topluluğu vardır. Bunlar ne yapıyor? Embriyoyu oluşturuyor arkadaşlar. Şuradaki dış hücreler ise ne yapıyor? Embriyoyu besliyor ve gaz alışverişini sağlıyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü henüz plasenta oluşmadı. Bu yüzden de iç hücreler embriyoyu oluşturuyor. Dış hücreler de embriyonun besinini ve gaz alışverişini sağlıyor. O zaman şurada ne diyeceğiz? İç hücre topluluğu. İç hücre topluluğu. Şimdi burada şunları yazacağız. Embriyo döl yatağına tutunur. Embriyo döl yatağına tutunur. Daha sonra arkadaşlar şunu da söyleyelim. İç hücre topluluğu
embriyoyu oluştururken dış hücreler embriyoyu besler ve gaz alışverişini sağlar. Evet, bu şekilde blastula evresini de bitirmiş olduk arkadaşlar. Dediğim gibi blastosol dediğimiz birinci karın boşluğu sonradan ortadan kayboluyor. Bunu da unutmayalım. Peki geliyorum sonraki evremize. Arkadaşlar, bu arada bu blastosol dediğimiz evre var ya, blastula evresi. Buradaki her bir hücreye biz blastosit diyoruz. Buradaki, hatta şöyle yazayım, blastosit diye. Blastosit. Bunlar 200'den farklı hücre tipi vardır burada ve bunların her biri kök hücre olarak isimlendiriliyor. Yani buradaki bir hücre alınıp eğer ki saklanırsa, ileride çocuğun Allah korusun herhangi bir hastalığı olursa, işte organ yetmezliği olabilir ya da dediğim gibi Allah korusun lösemi gibi bir hastalık olabilir. Bu hastalıklar sırasında kullanılabilir arkadaşlar. Bu evrede alınan hücre. Tabii daha sonrasında embriyoda işte veya amniyon sıvısında da arkadaşlar alınabiliyor kök hücreler, ama buradan alınması daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Gelelim son evremiz artık, gastrul evresi. Yani son evre demeyelim de bu oluşum açısından son evre diyelim. Çünkü sonrasında farklılaşma ve organogenez göreceğiz. Buraya biz arkadaşlar hücre göçü diyoruz. Hücre göçü. Şimdi ne olacak bu evrede? Şimdi blastula tamamlanıyor arkadaşlar. Embriyonun alt boşluğundan bakın şuradan. Hani embriyo buradaydı ya. Alt kısmından içeriye doğru bir göçme meydana geliyor. Yani hücreler ne yapıyorlar arkadaşlar? Göç etmeye başlıyorlar. Bunun sonucunda da arkadaşlar iç kısma doğru göç gerçekleşiyor ve şurada yine bir boşluk oluşuyor. Biz bu boşluğa da ne diyoruz? Sölon boşluğu diyoruz. Bakın şu boşluk sölon boşluğudur. Sölon. Burada tabii ki embriyonik tabakalar da ortaya çıkıyor arkadaşlar. Embriyonik tabakalar dış tarafta ektoderm tabakası. Ektoderm. Orta tarafta şu sölomun etrafındaki hücreler mezoderm tabakasını oluşturur. En içte bulunan tabaka ise arkadaşlar, yani şu içeriye doğru göçen hücreler ise ne oluşturuyor? Endoderm tabakasını oluşturuyor. Peki şuradaki boşluğa ne diyoruz artık? Blastopor diyoruz arkadaşlar. Blastopor. Bir de bu giriş kısmı vardır blastoporun giriş kısmı, ona da arkenteron diyoruz. Arkenteron. Birazdan zaten hepsini açıklayacağım. Hani şurada demiştik ya, hatırlayın, blastosol birinci karın boşluğu oluşuyor diye. Arkadaşlar burada gerçek bir kalın karın boşluğu oluşur artık. Biz buna sölom diyoruz. Bakın buradaki sölom gerçek karın boşluğudur. Gerçek karın boşluğudur. Bu arada sölomu oluşturan hücreler de mezenşim hücreleridir. Mezenşim hücreleri sölomu oluşturur. Peki nedir bu mezenşim hücreleri? Arkadaşlar mezoderm tabakası oluşurken bu tabakadan ayrılan hücreler geliyorlar işte orta kısma, sölom boşluğunu oluşturuyorlar. Yani gerçek karın boşluğunu oluşturuyorlar. Peki blastopor ve arkenteron ne işe yarayacak? Arkadaşlar blastopor ilk ağızı oluşturacak. Blastopor ilk ağızı oluşturur. Arkenteron da arkadaşlar sindirim kanalını oluşturur. Arkenteron sindirim kanalını oluşturur. Sindirim kanalını oluşturur. Evet, işte gastrula evresinde söyleyeceklerimiz bunlar. Bu arada ektoderm ve endoderm eş zamanlı olarak oluşuyorlar. Daha sonra mezoderm tabakası oluşuyor arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Endoderm ve ektoderm eş zamanlı oluşur. Mezoderm sonradan oluşur. Şimdi size Hans Spemann dediğimiz bir bilim insanı var. Onun deneyinden bahsetmek istiyorum. Bu endoderm, ektoderm tabakaları ile ilgili bir deney yapmış arkadaşlar. Sadece sözlü olarak söyleyeceğim. Semenderleri kullanmış bunun için. İşte semenderin, ilk olarak birinci semenderin
üst ektodermi yani şu kısmını çıkarmış. Ve sinir sisteminin gelişmediğini görmüş. Bakın ektodermi çıkarıyor, sinir sisteminin gelişmediğini görüyor. Sonra şimdi mezoderm dedik ya, şurası da üst mezodermdir. Hemen ektodermin altında bulunan kısım. İkinci semenderde de arkadaşlar ne yapıyor? Gidiyor mezodermi çıkarıyor. Ektoderm duruyor, mezodermi çıkarıyor. Sinir sistemi yine gelişmemiş. Daha sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Diyor ki ben diyor bu mezodermi çıkardım ya hani. Gideyim diyor bu mezodermi, ektodermi çıkardığım yere bağlayayım diyor. Yani ikinci semenderde gidiyor ektodermle mezodermi bir nevi alt kısmından arkadaşlar birleştiriyor. Bu sefer bakıyor ki sinir sistemi oluşuyor arkadaşlar ve iki tane sinir sistemi oluşmuş. Yani hani o ikinci semenderde hiçbir şey çıkarmamıştı. Bir tanesinde ektoderm çıkardı, bir tanesinde mezoderm çıkardı, bir tanesinde hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey çıkarmadı, gelişimini devam ediyor. Bu ektodermi alıyor götürüyor, semenderin alt kısmına yapıştırıyor. Yani şu blastopor dediğimiz kısım var ya, o kısımdan yapıştırıyor arkadaşlar ve iki tane sinir sisteminin oluştuğunu görüyor. Diyor ki o zaman üst mezoderm ektodermi etkiler ve sinir sistemini oluşturur diyor arkadaşlar. Yani böyle bir deney yapıyor ve mezodermle ektodermin birlikte sinir sistemini oluşturduğu kanıtlıyor. Şimdi burayla ilgili böyle çok sevmediğimiz bir konu gelecek arkadaşlar. Embriyonik indüksiyonda gözün oluşumunu anlatacağım size. Sonrasında ise artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Farklılaşma ve organogenezden bahsedeceğim. Daha sonra da arkadaşlar başkalaşım yani metamorfoz diyeceğiz ve artık konumuzu bitireceğiz. Tabii ki ben endodermden, ektodermden hangi kısımlar oluşuyor bunları da yazacağım. Sadece şöyle yapayım, videoyu durdurayım, bunları çizeyim, daha sonra geleyim. Şimdi arkadaşlar, embriyonik indüksiyonla gözün oluşumunu anlatacağım. Sonra tabakaları vereceğim size. Sonra farklılaşma ve organogenezden bahsedeceğim. Sonra da metamorfozdan bahsedeceğim. Embriyonik indüksiyonla gözün oluşum böyle çok böyle uzun uzun yazıldığı için ben dedim hani hepsini yazayım. Yaz üzerinden göstereyim de birazdan şekil üzerinden de göstereceğim. Şimdi ilk önce ne oluyor biliyor musunuz? Beyin dışarıya doğru bir çıkıntı oluşturuyor. Arkadaşlar bu çıkıntı ön tarafta bulunan ektoderme temas ediyor ve bu kısım çökerek optik çukuru oluşturuyor. Zaten her şey optik çukurun oluşmasıyla başlıyor. Optik çukura bu arada biz göz kadehi de diyoruz. Optik çukur iç tarafa doğru kalınlaşıyor ve ışığa duyarlı olan retinayı oluşturuyor arkadaşlar. Daha sonra optik çukurun yine yani diğer bir isimle göz kadehinin dış tabakasından gözün pigment tabakası yani bu iris dediğimiz kısım var ya renkli olan kısım pigment tabakası oluşuyor. Sonra yine optik çukurun ektoderme temas ettiği yerden mercek oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Eğer ki temas etmezse mercek gelişmez. Bakın mutlaka temas etmesi gerekiyor. Mercek optik çukurun kenarında oluşan irisle çevrilir arkadaşlar. Yani o renkli kısımla çevrilir ve optik çukur içerisine gömülür. Yani mercekle iris birlikte ne yapıyor? Optik çukurun içerisine gömülüyor arkadaşlar. Sonrasında gözün alt tarafı saydamlaşır ve korneayı oluşturur. Şimdi şöyle düşünün bakın böyle ilk böyle çocuklar hani nasıl diyeyim size bilmiyorum anlıyor musunuz ama böyle hamilelikte ultrason resimleri veriyorlar ya ultrason resimlerine baktığınızda böyle gözler böyle pörtlek pörtlek dışarı doğrudur arkadaşlar. Sonrasında aşağı doğru yani çukura doğru iner. O pörtlek pörtlek olmasının sebebi hani ilk başta dediğim gibi dışarıya doğru bir çıkıntı oluşturuyor daha sonra çukura giriyor. O yüzden de bu o zamanlarda alınan ultrason fotoğraflarında gözler böyle dışarıya doğru görülür. Hatta gelmezse böyle şekil olarak da şöyle göstereyim. Arkadaşlar burada bakın beyin gelişiyor dışarıya doğru bir çıkıntı oluşturuyor. Daha sonra arkadaşlar çıkıntı oluşunca bu çıkıntı ne yapıyor? Ektoderm tabakasına temas ediyor. Ektoderm tabakasına temas ettikten sonra çukuru oluşturuyor. Bakın optik kes ediyor zaten burada çukuru oluşturuyor arkadaşlar. Bu optik çukur ne yapıyor? İç tarafa doğru kalınlaşarak retinayı oluşturuyor. Bu arada göz çukurunun böyle beyine bağlandığı kısma optik sap diyoruz arkadaşlar. Göz çukuru merceği oluşturuyor arkadaşlar ektoderm tabakasına değerek. Eğer ektoderm tabakasına değmezse yani temas etmezse ne olur? Göz merceği oluşmaz.
Mercek oluştuktan sonra da zaten içeriye doğru tamamen gömülüyorlar iris tabakasıyla birlikte. Sonra da arkadaşlar dışarıya doğru ne oluşuyor? Kornea tabakası oluşuyor. Yani ilk önce ne oluşuyormuş? İlk önce retina oluşuyormuş. Sonrasında mercek oluşuyormuş arkadaşlar. Yani pigment tabakası mercek. Sonra da en sonda kornea tabakamız oluşuyormuş. Yani içten dışa doğru bir gelişim var. Zaten gelişim psikolojisini de eğer dinliyorsanız şöyle bir kural vardır orada. Gelişim içten dışa doğru gerçekleşir. Burada da aynı şekilde içten dışa doğru bir gelişim vardır. Şimdi size farklılaşmayı, metamorfozu anlatayım. Sonra da endoderm, ektoderm tabakaları ile ilgili bir şekil göstereceğim yine size. Onun ekran görüntüsünü alın arkadaşlar. Elinizde bulunsun. Şimdi farklılaşma ve organogenez dediğimiz zaman nedir bu? Arkadaşlar şimdi gastrula evresine geldiğimiz zaman hani hücreler yavaş yavaş göçüyorlardı. Daha sonra işte ilk karın boşluğu oluşuyordu. Sonrasında işte blastopor oluşuyordu. Arkenteron dediğimiz kısım oluşuyor. Peki bunlar oluştu. Ne olacak artık arkadaşlar? Bu 3 tabakamız vardı bizim. Endoderm, ektoderm ve mezoderm tabakaları. Bu tabakalardan organlar oluşmaya başlar. Bakın. Endoderm, ektoderm ve mezoderm. Mezoderm tabakalarından organlar oluşmaya başlar. Organlar oluşmaya başlar. Arkadaşlar, embriyonik dönemde bu evreye biz kritik evre diyoruz. Yani bu endoderm, ektoderm hani farklılaşmaları var ya, yaklaşık bu ikinci hafta, üçüncü hafta. Yani ilk iki ay içerisinde aslında diyebiliriz bu olayların tamamı gerçekleşiyor ve bitiyor. Sonrasında ise yavaş yavaş diğer büyümeler gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu oluşum ilk iki ay içerisinde gerçekleştiği için biz bu döneme kritik dönem diyoruz. Özellikle bu ikinci hafta ile sekizinci hafta arasındaki dönemdir arkadaşlar bu dönem. Bu dönemde kişinin yani annenin çok çok dikkatli olması lazım. İşte alkoldür, uyuşturucudur, maddedir bunlardan uzak durması gerekiyor. Tabii ki normalde de uzak durmamız gerekiyor ama o zamanlarda daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çocuk da herhangi bir sıkıntıya sebep olabilir. O yüzden de çok çok dikkatli olması lazım. Evet, bu tabakalardan organlar oluşur arkadaşlar. Farklılaşma gerçekleşir ve organogenez dediğimiz olay da bu şekilde tamamlanır. Tabii ki ben size dediğim gibi şekil üzerinden göstereceğim için burada böyle uzun uzadıya yazmadım. Şimdi gelelim başkalaşım, metamorfoz. Arkadaşlar nedir başkalaşım? Balıklarda işte kurbağalarda gerçekleşen bir olaydır arkadaşlar. Larvadan ergin oluncaya kadar geçen döneme biz metamorfoz yani başkalaşım diyoruz. Hani hatırlayın sperm de kuyruk kazanana kadar ne yapıyordu? Başkalaşım geçiriyordu değil mi? Onun gibi düşünebiliriz. O zaman şöyle diyelim. Böcek ve kurbağalarda larvadan ergin oluncaya kadar geçen evredir. Başkalaşım evresidir arkadaşlar. Metamorfoz evresidir. Peki bu evrelerde neler oluyor? Bu evrelerde arkadaşlar işte hareketsiz bir yapıysa hareketli yapıya dönüşüyor. Mesela tırtıl. Tırtıl mesela neye dönüşüyor? Kelebeğe dönüşüyor değil mi? Pupanın içerisine giriyor işte pupa evresini gerçekleştiriyor. Sonra ne yapıyor? Kelebeğe dönüşüyor. Bu kelebeğe dönüşüm evresi arkadaşlar işte metamorfoz evresi olarak isimlendirilir. Burada iki tane hormon görevlidir arkadaşlar. İki hormonlardan bir tanesi juvenil hormonu, bir tanesi de ektison hormonudur. O zaman yazalım bakın. Böceklerde başkalaşımdan sorumlu iki hormon vardır. Bunlardan birincisi juvenil hormonu. Diğeri de ektison diyeceğiz ama ilk önce juvenili bir açıklayalım. Ne işe yarıyor? Arkadaşlar juvenil gençlik hormonudur. Böceklerde larva dönemini uzatıyor. Bakın gençlik hormonu. Acaba bizde işe yarar mı? Gençlik hormonudur. Ve larva dönemini uzatır. Larva dönemini uzatır.
Keşke bu hormondan bize verseler de biz de hep böyle 20'li yaşlarda falan kalsak. Yani genç, tabii ruhumuz genç olmadığı sürece yaşı bir önemi yok arkadaşlar. Öncelikle ruhumuzu genç tutmayı öğreniyoruz. Bu KPSS sürecinde belki bir 10 yaş ileri atabiliriz ama umudumuzu kaybetmiyoruz. Atandıktan sonra bütün her şeyi geri alacağız. Yani 10 yaş gençleşeceğiz. Hatta bu juvenil hormonunu falan bulursak da çok iyi olur. Gençlik katar bize. Gelelim ikinci hormona. İkinci hormon da ektison hormonu. Arkadaşlar bu hormon da larva, pupa ve ergin dönemlerde deri değiştirir ve başkalaşımın meydana gelmesini sağlar. Yani juvenil gençlik kazandırıyor, ektison da ne yapıyor? Yaşlandırıyor diyebiliriz. O zaman şöyle diyelim, larva, pupa ve ergin dönemde deri değişimini sağlar. O zaman bize gerekli olan hormon hangisiymiş? Juvenil hormonuymuş. Juvenil gençleştiriyor, ektison yaşlandırıyor diyebiliriz. Evet, böylece bitirdik arkadaşlar. Şu söylediğim kısmı da göstereyim size. Bakın şu kısım. Bunun ekran görüntüsünü alın. Hatta ben birazcık böyle yakınlaştırayım. Şöyle ayarlayayım. Şimdi arkadaşlar, şöyle kısaca da bir geçelim. Bakın, en üst kısımda deri ektodermi vardır. Deri ektoderminden neler oluşuyor? Üst deri, diş minesi, saç ve tırnak oluşuyor. Yani bir nevi bizim vücudumuzun dışı oluşuyor diyebiliriz. Şurada bakın sinirsel kanalımız var. Kanalın etrafında da sinirsel ektoderm var. Burada da beyin ve omurilik oluşur ve duyu organları oluşur. Zaten bunlar neye bağlı? Sinir sistemine bağlıdır. O yüzden normaldir oluşumu. Sonra geliyorum bakın. İlk kısmı arkadaşlar, yani şurası mezoderm tabakasıdır. Mezoderm tabakasına geliyorum. Mezoderm tabakasından kas sistemi, iskelet sistemi, dolaşım, üreme, boşaltım sistemi oluşuyor. Karın zarı oluşuyor arkadaşlar. Periton dediğimiz karın zarı. Alt deri oluşuyor ve sindirim kanalının dışını örten zar oluşuyor. Mezoderm tabakasından bunlar oluşuyor. Geliyorum endoderm tabakasına. Endoderm tabakasından daha çok böyle organlar oluşacak. Nasıl organlar? Bakın. Burada karaciğer oluşacak. Solunum sisteminin astarı demiş. Solunum sisteminin astarı dediği, yani dışını örten zar pleura zarıdır arkadaşlar. Bu da oluşuyor. Tiroid bezi, paratiroid bezi, pankreas, timüs, sidik kesesi yani idrar kesesi. Sindirim kanalının içerisini astarlayan zar. Bakın dışını örten zar mezodermden, içini astarlayan, içini örten zar da endodermden oluşuyor. İdrar kesesini örten epitel. Bu da arkadaşlar yine endodermden oluşuyor. Yani bence burada sorulursa ben sinir sistemiyle ilgili sorulacağını düşünüyorum. Hangi yerden oluşuyor diye. Bu tabii ki sinirsel ektodermden oluşuyor diyeceğiz. Burada bakın sindirim boşluğumuz var. Vücut boşluğu şu kısım, açık renkli kısım. İlkel omurgamız var. Tabii ki daha sonra bu neye dönüşecek? Normal omurga kasları diyecektim. Omurga kemiklerine dönüşecek arkadaşlar. Bu videomuz biraz uzun oldu ama en azından büyüme ve gelişmeyi tamamen bitirmiş olduk. Şöyle tekrar tutayım. Ekran görüntüsü alamayanlar alsınlar. Arkadaşlar sonraki videomuzda tabii ki bununla ilgili soru çözümü yapacağız. Sonra da bakalım hangi sisteme geçiş yapacağız. Görüşmek üzere.